Merhaba çocuklar. Tokat'ın yöresel olaraktan Batı'nın size şimdi ilk önce malzemelerini saymak istiyorum. İlk önce Batı'nın kısa mercimeğimizi kaynattık, soğumaya bıraktık. Ondan sonra cevizimizi dövdük. Ondan büyük güzel de biraz dövülmüşü var, bir de dövülecek cevizim var. O da kendi bahçemizden yetişme. Ondan bir soğanımız var, maydanozumuz var, dereotumuz var. Salçamız var, nane, karabiber, pul biber, toz biber. Malzeme olarak da bunlarımız. Bir de yaprağımız, bir de köy ekmeğimiz var. Köy ekmeğinin daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Onun için köy ekmeği aldık. Yaprağımızı da yıkadık, hazırladık. Hazır duruyor. Şimdi geçiyorum malzememizi katmaya. Birleştirmeye. Hepsini bir araya birleştireceğim şimdi. Güzel bir lezzet çıkaracağım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce mercimeğimi aldım. Bir güzelce soğuttum. Soğumadan olmaz çünkü lezzeti bozulur. Ondan sonra şimdi cevizimi alıyorum. Ana malzeme ceviz. Bu da kendi tarlamızdan yetişme. Cevizimiz çok da yarayışlıdır. Mikstara özeldir bu ceviz. Cevizimi kattım. Bir karıştırıyorum güzelce bunu. Ondan sonra şimdi soğanımı bir güzelce kıyacağım. Babaanne, biz bu batı nerelerde yiyoruz? Bu batı biz genel olarak da günlerimizde yiyoruz. Kadınlar arasında çok meşhurdur bizim batımız. Hem de çok lezzetlidir yani. Her yiyen beğenir. İlk önce şimdi soğanı çok ince doğramaya çalışacağım. Çünkü soğan iri olunca lezzet vermiyor. Ben yalnız soğanı böyle doğrarım. Tahtada doğrayamadığım için böyle doğruyorum soğanı. İnce ince, çok ince olması gerek. Tokat batıyla mikserde yaptığımız, Tokat merkezde yaptığımız batla mikserde yaptığımız bat arasındaki fark ne? Onların içine bulgur düğüsü katıyorlar. Biz bulgur düğüsünü katmıyoruz. Bir farkımız o var. Geri malzemelerimiz hemen hemen aynı. Böyle ince ince kıyacağım bunu şimdi. Bir bas soğan. Fazla soğan gitmez, acı olur. İnce yapmam lazım. Sonra salçamı katacağım şimdi arkasından. Salçayı sorarsanız 2 kaşık. 2 kaşık da salçam var. Domates, biber salçası fark eder mi? Domates daha uygun oluyor. Genelde domates salçası içine katılıyor. Çünkü renk veriyor, hem tat veriyor. O domates salçamız da kendi şeyimiz, mikserimizde yetişiyor yani. Domatesler kendi tarlalarımızda yetişiyor. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Böyle. Ondan sonra yedireceğim şeyi. Soğanını güzel yedireceğim. Ondan sonra ana malzeme cevizi koymuştu. Şimdi salçamı koyacağım. Onu da karıştıracağım. Güzel yedirmem lazım. Yani içinde diri diri kalmaması lazım. Şimdi doğrayacağım. Maydanoz. Azıcık da içine taze nane kattım. Lezzet vermesi için. Çok ince doğramam lazım. Taze nane gayet şey verir, tat verir taze olduğu için. Ama kurumuş da katacağım tabii içine. Şimdi hangi baharatları kullanıyorduk babaanne? Şimdi bu reyhan. Bu reyhanımız, bu kuru nanemiz. Bu da pul biberimiz. Bu da tuzumuz. Şunları şöyle alalım. Bunları da tekrar da karıştıracağım. Şimdi suyunu koyuyorum.
Suyu şöyle çok duru da olmayacak. Çok koyu da olmayacak. Yani şey yapmayacak, böyle kıvamını bulmak lazım tadı için. İsteğe bağlı olarak baharat olarak isteyen karabiber de koyabilir. Tabii eğer dokunmuyorsa karabiber koyarsın. Bir şey yani koyarsan koy, illa da değil yani. Bak kıvamını gösterebilir miyim? Tabii. Bak şu şekil kıvamı. Oldu mu? Bak şu şekil. İçindeki tamam. Koyduğumuz tüm malzemeler yararlı olduğu için çok yararlı bir yemek değil mi? Şimdi tabii ceviz çok yararlı. Bak şey dersen, mercimek dersen zaten çok yararlı. Ondan sonra baharatlar da öyle. Yaprak da zaten Tokat'ın kendi yaprağımız bu. Şimdi bu da yaprağımızdır. Şöyle göstereyim. Bunu toplayıp haşlıyorsun güzelce. Ondan sonra basıyoruz. Yaprağımızı da kendimiz bastık. Tabii yaprağımızı da kendimiz bastık. Şimdi yaprağı da saracağız. Bak bu da ekmeğimiz. Şöyle tabağımıza koyalım önce. Dur şimdi kızım. Bıçağımı veririz. Bıçağımı veririz. Batımızı tabağımıza koyalım. Tamam. Aynen. Koyacağım da bir dakika. Ha şimdi. Yeter. Yeter bu bana kadar. Bak şimdi kıvamı bu. Oldu mu? Şimdi buna da ekmek doğrayacağız. Kuru ekmek, ev ekmeğinin kurusu daha güzel oluyor. Biraz bayat olursa daha güzel oluyor. Yani bayat ekmek suyunu çektiği için daha lezzet veriyor. Şu şekilde böyle de karıştırıyoruz. Salçası falan tam geldi, güzel olmuş. Şimdi saracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alıyoruz avucumuzun içine, bak şu şekil. Şundan şöyle şuraya koyuyoruz. Şunu da böyle şu şekil böyle sarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun.